Olay.com.tr'ye hoş geldiniz. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ Bursa'da. İki gündür her saati dolu yoğun bir programla Bursa'da saha çalışması yapıyor. Bu yoğunluk içerisinde Olay.com.tr'ye de zaman ayırdı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Biraz fırtınalı bir hava var. Bereketi birlikte getirdik evet, galiba. Bereketini kabul etmek evet, daha pozitif olacak galiba değil mi? Evet. Şimdi şöyle bir başlangıç yapalım. Sizin siyaset alanında bulunduğunuz kulvar milliyetçi sağ, Atatürk çizgisinde milliyetçi sağ bir kulvar. Bu kulvarda yerli ve milli vurgusunu çok yapan İktidar Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi var. Evet. Milliyetçilikle var olan Milliyetçi Hareket Partisi var. Ve son dönemde İyi Parti var. Şimdi Zafer Partisi bu kulvarda ne konumda? Şimdi bakın biz bu kulvarda olduğumuzu düşünmüyoruz. Biz Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisiyiz. Ve bu anlamda bizim bulunduğumuz kulvar İyi Parti'nin Adalet ve AK Parti'nin olduğu kulvar değil. Türkiye'de Atatürk ile Türk milliyetçiliği genellikle yanlış bir algıyla Atatürk sonrasında sanki iki ayrı yerdelermiş gibi tanımlandı. Yani Atatürk solda konumlandırılmaya çalışıldı. Türk milliyetçiliği de sağda konumlandırılmaya çalışıldı. Aslında Türk milliyetçiliği sağda değil, Atatürk de solda değil. Bu anlamda biz bir üçüncü bir yolu oluşturduk. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği ile ve rahmetli Atatürk'ün vefatından sonra Türk siyasetinde ilk kez Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliği aktif, eylemci bir politik duruşla Zafer Partisi'nde temsil edilir hale geldi. Bundan sonraki çizgide nasıl devam edecek? Çizgimiz böyle bu şekilde devam edecek. Ve biz Türkiye'de hem kuruluş esaslarını tavizsiz savunan tek partiyiz, hem planlı kalkınmayı savunan, devlet planlama teşkilatının kurulmasını savunan, kamunun sanayi alanında da yatırımlar yapmasını özellikle yüksek teknoloji alanında savunan tek partiyiz. Eğitimde kamucu politikaları savunan ve eğitimin kalitesinin bu şekilde artması gerektiğini savunan tek partiyiz. Biz diğer partilerden farklı olarak çevre koruması konusunda böyle bunu makyaj malzemesi olarak görmeyip partimizin ana politikalarından birisi olarak eylemli bir şekilde sahada uygulayan partiyiz. Ve tabii sığınmacı ve kaçakların ki ülkemizin en büyük sorunu 13 milyon insan bu ülkeyi doldurdu, bir felakete doğru sürüklüyorlar. Onların gerekirse zorla vatanlarına döndürülmesini savunan tek partiyiz. Bu özellikle en sonuncu politikamızı bazen insanlar anlamakta zorlanmışlardı. Hatta birkaç gün önce Cüneyt Özdemir, ya Ümit Özdağ bunu söylediğinde nasıl olacak dedik diyordu. Şimdi Pakistan yapıyor diye de örnek göstermiş. Pakistan 1 milyon 750 bin Afgan'ı ülkelerine yollamaya başladı. Daha önce de 4,5 milyon Afgan yollanmıştı. Demek ki olabiliyor. Mesele bir kararlılık. Yani ırkçılık değil bu. Hayır, niye ırkçılık olsun efendim? Biz ırkçılık kendinizi bir başka ırktan üstün görmeniz, onları düşman görmenizdir. Biz kendimizi kimseden üstün görmüyoruz. Onları aşağı görmüyoruz. Onları düşman olarak görmüyoruz. Onların sadece vatanlarına dönmesini istiyoruz. Yani komşunuzun evini su bassa, komşu kapınızı çalsa, dedi ki komşum şu evi su bastı, bu gece sizde kalabilir miyim? Kapınızı açar mısınız? Açarsınız. Yenge hanım onlara bir çay yapar mı? Ondan sonra yatsınlar diye üzerlerine battaniye örter mi? Tamam. Peki bir gün geçti, iki gün geçti. Sizde aile hayatınız var. Dediniz ki ya komşum sen eve dönmeyecek misin? Ya komşu senin ev daha güzelmiş. Manzara buradan daha güzel. Biz bu sizin salonda yaşamaya devam edelim. Sen bir de beni tapuya kaydettir. Şimdi siz hadi oradan derseniz ve kolundan tutup komşuyu dışarıya çıkartırsanız ırkçı olur musunuz? Hayır. Biz de öyleyiz. Sizin bu sığınmacılarla ilgili söyleminiz özellikle kadın ve genç seçmende iyi bir damar yakaladı. Evet. 14 Mayıs seçiminde itibaren görüyoruz ki diğer partiler de benzer söylemleri işte sığınmacıları göndereceğiz demeye başladılar. Ama kimse onlara inanmıyor.
Çünkü bunu sadece siyasi nedenlerle inanmadan söylediklerini biliyorlar. Ama bizim bunu bir ölüm kalım meselesi olarak gördüğümüzü ve muhakkak yapacağımızı, aksine izin vermeyeceğimizi de Türk halkı görüyor, anlıyor. Peki bu sığınmacılar Türkiye için ucuz iş gücü müdür? Kimisi de sığınmacılar geri dönerse çalışma hayatı çok etkilenir diyor. Bunlar yalan söylüyorlar. Gerçekten yalan söylüyorlar. Yani 2016-18'den sonra başladı sığınmacıların iş yaşamında yer almaya başlaması. Peki Türkiye bu zamana kadar nasıl geldi? Türk insanı aniden tembel mi oldu? Hayır. Yanlış sosyal yardım politikaları uygulandı, yanlış eğitim politikaları uygulandı, yanlış bir üniversiteleşme, yanlış bir imam hatipleşme uygulandı, meslek liseleri kapatıldı, gençlerimiz içeriksiz üniversitelere yönlendirildiler, masa başı işlere alıştırıldılar ve iş gücü eksiği ortaya çıkartıldı. Köylerde insanlarımıza ekmeğin dediler, biz size parasını vereceğiz. Köylü üretimden koparıldı. Yani bugün köylü yumurtayı bakkaldan alıyor. Ne olacak şey mi bu ya? Köylü ekmeği bakkaldan alıyor. Olacak şey mi? Sizin yaşınız benim yaşım uygun. Yani değil mi köyün nasıl üretken bir merkez olduğunu bilmeye, hatırlamaya? Köy tavuğu diye bir şey vardı ya. Şimdi köy tavuğu yok neredeyse. Adı var. Adı var. Özetle biz tekrar üretimi savunuyoruz. Üreten Türkiye'yi savunuyoruz. Milyonlarca işsizimiz var. Peki işsizimiz var da işimiz çalışmak mı istemiyor? Onurlu çalışmak istiyor. Onurlu çalışmak istiyor. Onun için eğer Türkiye'nin bir iş gücü açığı varsa bunu tespit ederiz. Hangi sektörlerde? Bu konuda bir düzenleme yaptıktan sonra kalmasını istediğimiz insanlara belirli bir süreliğine çalışma izni veririz. Sigortasını yaptırırız. O alan Türkler tarafından doldurulduğu zaman sözleşmeyi sona erdirir, yollarız. Yani bu kontrolsüz göçle izah edilebilecek bir mesele değil. Üstelik bizim doktorlarımız yurt dışına gidiyor. Bizim yazılımcılarımız yurt dışına gidiyor. Bizim bilgisayar mühendislerimiz yurt dışına gidiyor. Bizim mühendislerimiz yurt dışına gidiyor. Yerlerine de ne geliyor? Kendi ana dillerinde okuma yazma bilmeyen sığır çobanları. İyi de biz bununla bir geri Afrika konumuna düşeriz, ülkesi konumuna düşeriz. Ki sığınmacıların meslek sahibi olanlarını Batı aldı zaten. Ha, onun için biz yurt dışına giden kendi çocuklarımızın ülkemize geri dönmesini istiyoruz. Türkiye'nin artık katma değeri yüksek teknoloji ürünü üretime geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yatırımlarımızı buna göre yönlendireceğiz, eğitim sistemini yeniden yapılandıracağız, sosyal güvenlik sistemini tamamen yeniden yapılandıracağız. Özetle Türk halkı tekrar çalışarak, üreterek, onuruyla, şerefiyle yaşayacağı bir sürecin içerisinde olacak. Bu konuyu şöyle tamamlayalım o zaman. Dünyada ve Türkiye'de yükselen milliyetçilik izleniyor. Yakın zamana kadar işte merkez sağ hakim bir Türkiye yapısı vardı. Siyasetin sosyolojisi mi değişti, yoksa günün koşulları insanların beklentilerini mi değiştirdi? Siyasetin sosyolojisi değişti büyük ölçüde. Yani merkez sağ ve merkez sol kavramları artık Türkiye'deki sosyolojik gerçeği izah etmiyor. Eğer böyle bir şey olsaydı zaten, ihtiyaç olsaydı ortaya bir merkez sağ parti rahatlıkla çıkardı. Ve hızla güçlenirdi. Ama böyle bir sosyolojik karşılığı olmadığı için merkez sol ve merkez sağ biraz şekil değiştirdi. Ve nitelik değiştirdi. Bir bölümü de merkez sağın AK Parti üzerinden siyasal içten içinde eridi. Bir bölümü Cumhuriyet Halk Partisi'ne özellikle Ege bölgesinde yaklaştı. Cumhuriyet Halk Partili oldu ama o sırada da Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha da o kanatta sosyolojik olarak kendi milliyetçiliğini muhafaza ederek içerisinde bulundu. Bugün Türkiye'yi merkez sağ merkez solla
izah etmek Türk siyasetini çok mümkün görünmüyor. Bugün olması gereken şey Cumhuriyet'in kuruluş esaslarını savunan ve son 20 yılda bu kuruluş esaslarına yönelik ağır tahripkar saldırıları ortadan kaldıracak bir politik duruşu sergilemek ve bu politik duruşu iktidara taşımaktır. Peki o zaman şuna geleyim. 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimleri sürecinde Zafer Partisi'nin yaptığı ittifak hala da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde çok konuşuluyor. Orada nasıl bir yol izledi? Şimdi önümüzde 31 Mart yerel seçimi var. Zafer Partisi 31 Mart yerel seçiminde nasıl bir konumda olacak? Şimdi biz Ata İttifakı'nı kurduk. Zafer Partisi'nin haklı tezlerine karşı hiçbir şey söyleyemeyen altılı masa bize bir tek siz oyları bölüyorsunuz gibi bir suçlamayla geldi. İyi ki oyları bölmüşüz. Tabii oyları bölmek diye bir şey yok da. Biz olmasaydık Erdoğan birinci turda kazanıyordu. Ve bizim varlığımız, bizim duruşumuz, bizim politikamız birinci turda kazanmayı engelledi. İkinci turda eğer yine altılı masanın bileşenleri arkadan vurmasalardı, mızıkçılık etmeselerdi Kemal Kılıçdaroğlu bizim desteğimizle kazanabilirdi. Ama Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olmasın, Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olmasın diye Kemal Bey'e baskı yaparak o süreçte bu konunun ön plana çıkartılmasını engellediler. Çok da stratejik pozisyonlar sizin için konuşuldu. İçişleri Bakanlığı MİT'i de size bağlıyordu herhalde. Evet. Öyle bir ittifak yapmışlar. Öyle bir ittifak, öyle bir yazılı ittifak yaptık. Özetle yani bu muhalefet kazanmak için değil, kaybetmek için bir muhalefet olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Fakat biz doğruyu yaptık kendi açımızdan. Ve dedik ki sığınmacılar politikamızı benimserseniz, 1924 Anayasası, milli üniter, layık devlet derseniz, terörle mücadele etmeyi kabul ederseniz, bunları da biz yapacağız tabii. Size güvenmiyoruz bu konuda. O zaman sizi destekleriz. İktidarı destekleyen bir muhalefet tanımlaması yapıyorsunuz. Sarı muhalefetle onu yapıyorum. Evet, sarı muhalefet. Bugünkü muhalefet olduğu için bugünkü iktidar var. Onun için bu yerel seçimlerde bizim çıkış noktamız, eğer iktidarı değiştirmek istiyorsan yerel seçimlerde muhalefeti değiştir. Değişir mi? Onun için mücadele ediyoruz. Peki Zafer Partisi'nin hedefi ne? Nasıl seçimde ne yapacak? Zafer Partisi sürekli oyları yükseliyor. Bugün için bir yeni hedef koymak, açıklamak bunu doğru değil. Ancak seçimlerden bir ay sonra önce netleşir diye düşünüyorum. Çünkü sürekli sahadayız, sürekli dolaşıyoruz, sürekli daha doğru ve etkili bağlantılar oluşturuyor arkadaşlarımız. Onun için nasıl geçen seçimlerin belirleyicisi Zafer Partisi olduysa, bu seçimlerde de muhalefeti değiştirmek anlamında başarılı belirleyici olmasını hedefliyoruz. Peki Bursa'yı konuşalım. Bursa'daki hedefiniz nedir? Veya Bursa'daki varlığınız nedir? Bursa'da en az 5 ilçe almayı hedefliyor. 5 ilçe? Evet. İsim verebilecek misiniz? Yok, isimleri başımda verdim. Dün akşam gençlerle yaptığınız toplantı, salonun hınca hınç dolduğunu, hatta koridorların evet, dolduğunu fotoğraflarından gördüm. Kendim bulunamadım ama Zafer Partisi'ne gençler ve kadınların ilgisi fazla. Evet. Bu seçimlerde sizi bir yere taşır mı? Taşır, muhakkak taşır. Çünkü gençler ve kadınlar siyasetin belirleyicileri oluyorlar. Ve biz de 18-44 yaş grupları arasında çok hızlı bir etki sağlıyoruz. 44 yaş üzerinde oy oranımız düşüyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim, yoğun bir programımız var. Dışarıda da yoğun bir yağmur var. Yağmur var, evet. Yağmurlu bir Bursa günü de size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Değerli izleyiciler, Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ hocamız konuğumuzdu. Bursa'daki yoğun program arasında bize de zaman ayırdı. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka yayında buluşmak üzere, hoşçakalın.